Herkese merhabalar. Ben Tekuzem Edebiyat Öğretmeni Sevil Şahin. Bugün 2023 edebiyat sorularının değerlendirmesi, bir de 2024 yılında hangi sorular, ne tarz sorular çıkabilir, onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle benim sınavdan önceki son dersimde, sınavdan 3 gün öncesi yaptığım derste şunlara dikkat edin, şunlar çıkabilir tarzında yazdığım sorulardan bahsetmek istiyorum. 24 soru. Biliyorsunuz ki edebiyattan 24 soru çıkıyor. 24 sorunun normalde 2-3 tanesi paragraf çıkarken bu yıl biraz daha paragraf ağırlıklı oldu. Hatta TYT sorularında da, yani sadece Türkçe'de değil, benim gördüğüm kadarıyla coğrafyada, tarihte, aynı şekilde felsefede bilgi ağırlıklı değil, genellikle paragraf ağırlıklı. Yani mantık, muhakeme ağırlıklı sorular gelmiş. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Paragraf sayısı azalabilir AYT'de 2024 yılında. Ama yine mantık, muhakeme sorularını bekliyoruz. Özellikle TYT Türkçe'de yine paragraflardan zorlayacaklar. Artık sınavların seçici olan dersi Türkçe çünkü. Bu LGS'de de aynı, YKS'de de aynı, KPSS sınavında da aynı şekilde. Hep Türkçeden biraz bir tık daha zorluyorlar. Şimdi baktığımızda ÖSYM de yine paragraf sorusu sordu. İlk kaç soru paragraftı bakalım. Soruları yansıtamıyorum. Çünkü telif yasağı var. İlk 6 soruda paragraf sorusu sormuş. Daha sonra ben demiştim ki mutlaka şiir bilgisinden 2-3 tane soru gelecek. Hatırlıyorsan Çiğdemciğim. Şiir bilgisinde de çok üzerinde durmuştuk. Hep benim söylediğim yerler çıktı yine. 7. sorumuzda ÖSYM demiş ki bir parçada vermiş, parçadaki tanıtılan edebi sanat hangisidir demiş. Bu yıl özellikle üzerinde çok fazla durmuştum. Neydi istiare? Benzetmenin bir alt koluydu. ÖSYM'nin sordu, yine istiareyi sordu. Bu defa uygulama üzerinden değil de istiarenin tanımını sordu. Daha sonra bizim bundan istiareye gitmemizi istedi. Ben de yine son dersimde ne demiştim? İstiare, dikkat edin. Buradan soru gelebilir demiştim. Açık istiare, kapalı istiare olarak sormadı. Sadece genel anlamıyla istiareyi sordu. İstiare neydi? Benzetmenin bir alt koluydu. Yani benzetmenin iki unsurundan, benzeyen ya da benzetilenden birinin olmasıydı, değil mi Çiğdem? Sadece benzeyen varsa açık istiare demiştik. Sadece benzetilen varsa kapalı istiare demiştik. Merhaba Hilal'cim, hoş geldin. Şimdi istiare tamam. Yaptınız sanırım benim öğrenciler. Burada sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sonra birkaç tane madde vermiş, güzelleme türünde kaleme alınmıştır. Klasik aşık ve sevgili tipinin yansıtılması mübalağa sanatı tam kafiye olarak, yani şiirde aradığı özellikleri verip onun uygulamasını istemiştir. Zaten mübalağa sanatı neydi? Abartmaydı. Bir şeye olduğuna ya çok fazla göstermek ya da olduğundan çok az göstermek. Soruda ne diyordu? Benim sevdiğimden güzel var mı olan Hakk'ın yarattığı kullar içinde. Hakk'ın yarattığı kullar içinde diyor. Benim sevdiğimden güzel başka hiç kimse yok. Zaten buradan mübalağayı yakalayacaktık. Bir de neyi sormuş? Tam kafiye. Kafiye türlerinde de zorlanacağınızı düşünmüyorum. Sonra demiştim ki ben, hamse sahibi sanatçılara dikkat edin. Sadece kişisini biraz tutturamamışız. Nergis'in hamsesini söylemiştim ben. Çünkü Nergis'i diğerlerinden ayrılan bir yönü vardı Nergis'in. Neydi? İlk mensur hamse yazıyordu. ÖSYM'de bu defa Taşlıcalı Yahya'yı sormuştu. Fakat yine biz genel tekrar derslerimizde Taşlıcalı Yahya'dan soru çözmüştük. Daha sonra Mesnevi'nin bölümlerine bakın dedim. Bir de Mesnevi gruplandırması yapmıştım. Aşk mesnevileri, dini mesneviler, ahlaki mesneviler, hiciv mesnevisi. Özellikle hatırlıyorsanız demiştim ki hüsnü aşka dikkat edin. Hüsnü aşk diğerlerinden ayrılan bir yönü vardı. Beşeri aşktan ilahi aşka yönlendirme vardı. Sadece Çin'den bahsettiği için biraz kafa karışıklığı olmuş orada.
İçeriği biraz bilseniz yapabileceğiniz bir soruydu. Fakat sınav anında o stresle, panikle insan çok iyi bildiği şeyleri de hatırlayamayabiliyor. Ben sizi o yüzden çok iyi anlıyorum. Başka, ne demiştik? Koşma türlerini. Bakın demiştim, yine koşma türünden bir soru çıkmıştı. Hatta buraya yazmışım. Varsa dikkat edin. Eğer içerisinde be, hey, bire ve behey gibi seslenme ifadeleri varsa, kesinlikle varsa demiştim. Oradan da yine bir soru çıkmıştı. Bakalım şimdi sorusuna. Ne diyor soruda? Biçim ve içerik özellikleri dikkat alındığında hangisi bir varsayıdan alınmış olabilir? Çok çok basit bir soruydu. Bireyi görünce direkt atlamanız gerekiyordu. ÖSYM'in yayınladığı kitapçıkta C şıkkında yürü bire yalan dünya diyor. Zaten direkt varsayı yapabiliriz. Teşekkür ederim Çiğdemciğim. Daha sonra bu sene dedim içime doğuyor Yunus Emre'den bir soru çıkacak demiştim. Yunus Emre'den de nasıl bir tarz soru çıktı bakalım. Zaten Risalet-i Nusi'yi vermemişti. Tanıtıyor Anadolu'da dini tasavvuf, Türk edebiyatının temsilcilerinden olan Yunus Emre'nin önemli eserlerinden biridir. Zaten Yunus Emre'nin en önemli eseri hangisidir? Risalet-i Nusi'ye. Sonra divanı vardı. Sehli Münteni özelliğinden biraz bahsetmiştim. Neydi Sehli Münteni? Az sözde çok şey anlatmak. Mesela çıktım erik dalına. Şiirinde aslında çok sıradan ifadeler, günlük ifadeler var. Fakat Yunus Emre'nin bütün şiirlerinde çok derin tasavvufi anlamlar vardır. Buna da biz edebiyatta ne diyoruz? Sehli münteni diyoruz. Kolay bir soruydu zaten Çiğdem. Daha sonra ben neyden bahsetmiştik? Tanzimat gazeteleri uzun zamandır çıkmıyor demiştik, değil mi? Hangisi çıktı yine? Şinasi'nin tasviri efkarı çıktı. Daha doğrusu Tercüman Ahval mukaddimesinden bahsetmiş. Daha sonra tasviri efkar gazetesi olduğunu söylemiş. Yani cevabımız ne oluyor bu durumda? Şinasi oluyordu. Şimdi sorularımıza bakalım. Kıyaslayarak gidelim. Yani aslında sizin aşina olduğunuz şeylerdi. Sınav anıyla o panikle, o stresle, belki sınav anı giderken bir şey olmuş olabilir. Ya da konsantre olmamış olabilirsiniz. Bir gün öncesinde tam olarak uykunuzu almamış olabilirsiniz. O yüzden kendinize çok fazla yüklenmeyin. Aslında bunların hepsi bildiğiniz şeylerdi. Ne vermişim ben? Bir şiir vermişim. Dörtlükler için hangisi söylenemez? ÖSYM'de yine 5 dizelik 2 beyit vermiş. Daha sonra aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. ÖSYM ne sormuş? Serbest şiir tarzında kaleme alınmıştır. Sevgiye duyulan sitem var. Yani içerik soruyor burada. Aslında çok basit. Sadece kendinizi vererek okumanız yeterliydi. Birden fazla edebi sanat var diyor. Aşk teması ele alınmıştır. Tıpkı bizim derslerde sorduğumuz sorular gibi. Sizin aslında ben sizi ÖSYM'nin sistemine alıştırdım. Ne yaptık? Kolay, orta, zor soruları çözdük. Siz de hep zor sorulara odaklandınız. Dediniz ki bu kadar kolay olmaz. Sınav anda ben sizi hayal edebiliyorum. Bu kadar kolay sormaz ya dediniz. Aslında şiirler o kadar kolaydı ki. Geçen yıllardaki gibi beyitler anlaşılmayacak beyitler değildi. Yabancı kelimeler hiç yoktu. Hepsi günümüz Türkçesiyle sorulmuş. Hatta edebi sanatları bile günümüz Türkçesiyle sormuşlardı. Orada şiirde sevgiliye duyulan sitem yok. Şiirimiz bir lirik şiir. Sevgilinin duyulan aşk ve sevgiden bahsediyordu. Bu şiirimize bakalım. Bu şiirimizin hangisi söylenemez dediğimizde bakıyorum bu 13'lü hece ölçüsüyle yazılmış. Serbest şiir tarzında olamaz. Serbest şiir olması için mesela bir dizenin 10, diğerinin 15, diğerinin 12, diğerinin 13 gibi hecelenmesi gerekir. Ondan da bahsedeyim şimdi size biraz. Edebiyat soruları 24 tane olduğu için bizim kapsam geçerliliği dediğimiz bir durum var. Kapsam geçerliliğini tamamen yapmak mümkün değil. Genellikle divan edebiyatına 4-5 soru gelirdi. Fakat divan edebiyatını bu sene
Siz zorlanmayın diye paragrafa kaydırmışlar. Çünkü ülke olarak zor bir yıl geçirdiğimiz için paragraftan biraz rahatlamamızı istemişler. Onun haricinde divan edebiyatına zorlamak istemediklerinden biraz sizin beklediğiniz sorular gelmedi. Ama orta zorlukta bir sınavdı. Yani zora kayan değil, ortadan kolaya kayan bir sınavdı. Çünkü siz zor sorular bekliyordunuz. Sizin çalıştığınız tarzda sorular bekliyordunuz. Zor sorulara alışan öğrencilerin kolay soruları çözmesi biraz daha zor oluyor. Bunu zaten dersten hatırlarsınız. Sanatsal kaygı güdülmemiş diyor. İçten bir üslupla yazılmış. Bunu yine derste çözmüştük. Sanatsal kaygının güdülmemesi için bilgi içerikli olması lazım. Yani bir bilgi veriyorsa bize, bilgi aktarıyorsa orada sanatsal kaygı güdülmemiş diyebiliriz. Fakat ikisi de şiir olduğu için burada sanatsal kaygımız var. Daha sonra söz sanatlarından neyi sormuşlardı? İstiareyi sormuşlardı. Değil mi? Bir tane daha var mıydı ÖSYM'nin sorularında? Ya da şuna bakalım. Bu dizelerin başına aşağıdakilerden hangisi getirirse cinaslı mani olabilir. O sorumuza gelelim şimdi. Cinaslı olması için ne gerekiyordu? Aynı sözcüklerin kullanılıp da farklı anlamlar yüklenmesi. Burada olduğu gibi her nefeste işledim ben bir günah. Bir günah için demedim bir gün ah. Aslında aynı sözcükler fakat farklı anlamlar kazandı. ÖSYM'nin sorusunda da ne diyor? Ne bende kaldı sevda, ne sen o eski yarsın. Yani yarsın diyor. Daha sonra devam etmesi gereken nasıldı? O yarsın. Evet. Aslında burada o yarsın. Buradaki işaret zamiri iken diğer dizedekimiz oymak eyleminden gelir. O yüzden cinas burada vardı. Diğer sorumuza bakalım. Bu iki beyit için hangisi söylenemez diyor. Sen gül yeter, sen gül yeter. Gül olduğu yerde hangi söz sanatı var demiştik biz? Gül yağını eller sürülmüş. Hatta bu dizenin aynısını yapmıştık. Gül yağını eller sürülmüş. Gül sesteş bir sözcüktü. Hem çiçek olan gül vardı, hem de gülmek eylemi vardı. O yüzden iki anlama geliyordu. Başka ne demiş? Bülbülün ağlaması güzel bir nedene bağlanmış. Ağlasın bülbüllerin ey Gonca tek sen gül. Yani tamamen aşina olduğunuz sorulardı diyebilirim. Daha sonra kendi sorduğumuz soruya gelelim. Bunu da yine derste çözmüştük. Güzel nedene bağlamak. Çiğdemciğim nasıl oluyordu? Bir şeyin kendi doğal sebebinden hariç farklı bir nedene bağlamak. Mesela bugün yağmur yağıyor. Yağmur yağmasının sebebini ben kendi üzüntüme bağlıyorum. Neden yağmur yağıyor? Ben çok üzüldüğüm için yağmur yağıyor. Yani güzel nedeni bağlamak hep güzel şeylerin olması değil. Kendi doğal sebebinin haricinde başka bir sebebe bağlamak. ÖSYM ne sormuştu? Burada yaptığı şey, ÖSYM aslında bilgi değişmez. Bilginin soru sorma şeklini değiştiriyorlar. Ne yapmış? Birinci çadıra dört sofra kuruldu. Bir sofradan bahsediyor. Yani bir topluluktan. Biz hatırlarsınız mevlitlerde ne yaparız? Hep birlikte bir araya gelir yemek yeriz. Düğünlerde hep bir araya gelir yemek yeriz. Aynı şekilde sünnet düğünlerinde de bir araya gelerek yemek yeriz. ÖSYM burada ne yaptı? Bunu hikayeleştirdi. Yani yeni nesil soru tarzında sordu. O da sizin alışık olmadığınız belki soru tarzı olduğu için anlamamış olabilirsiniz. Bir sofra kurulmasından herkesin toplanarak bir araya gelip yemek yemesinden bahsediyordu. Yani neydi? Osmanlı döneminde padişah çocuklarının doğum ve sünnet törenlerinde padişah kızlarının düğün törenlerini anlatan manzum mensur ya da manzum mensur karışık yazılan eserler. Yani surname olacaktı ÖSYM'in de cevabı.
Bildiğiniz şeyler işte, onları o an muhakeme etmek zor oluyor sınav anında. Bir de neyi sormuştum? Tıpkı bizim derste çözdüğümüz gibi paragrafı vermişti. Şahu Gedap, Yusuf'u Züleyha, Gencine İraz, Kitab-ı Usul, Gülşen'i Envar. Kimindi bunlar? Şahu Geda'da hatta İstanbul ve at tasviri var demiştik. Ne diyordu? Siz gençsiniz, usul nedir bilmezsiniz. Bari Gülşen olun dedi şeklinde bunları bizim eski edebiyat dersinde kodlamıştık. Taşçalı Yahya. Başka ne sordular? Bakalım. Bunu geçelim şimdilik. Gezdim Urum ile Şam'ı. Yukarı illeri kamu çok istedim bulamadım şöyle garip bencileyin. 13. yüzyılda yaşamış gezgin bir şair. Onun en büyük isteği gezgin bir derviş gibi yaşamak olmuştur. Çok bilinen bir dörtlüğü kimindi? Yunus Emre'nin de. Daha sonra Yunus Emre'den bir tane daha soru çözmüştük. Yunus Emre'yi tanıtıyor. En önemli eserleri Risalet-i Nusriye ve Divan diyor. Diğerinde de tam tersi yapmış eserini sormuştu. ÖSYM'nin yaptığı da bir benzeriydi. Yani cevabımız Yunus Emre olacaktı. Başka ne sormuş bakalım. Sevgi oğulları kabilesinden bir kızla bir erkeğin aşkından bahseden hangisi olacaktı? Hüsnü aşk olacaktı. Yani o sorunun cevabı Hüsnü aşktı. Bir de burada zorlanmışsınız sanırım. Manzum hikaye. Manzum hikayede Türk edebiyatında en önemli isimler kimlerdi? Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy. Bunların üzerinde çok durmuştuk. Hatta manzum hikayelerinden biri neydi? Küfeydi. Küfe kelimesinden aslında yakalayabilirdiniz onu. Direkt olarak atlamanız gerekiyordu. Bizim sorduğumuz soruda da ne demiş? Milli edebiyatın bağımsızlarından. Manzumelerinde halkın yaşam tarzını, değerlerini anlatır. Tevfik Fikret'in başlattığı şiiri düz yazıya yaklaştırma düşüncesi. Yani bu ne? Manzum hikaye. Manzum da nereden gelir? Nezeme, nizam. Yani nazım kökünden gelir. Okuduğumuzda aslında böyle şiir gibi durur. Fakat içerisinde bir olay, hikaye vardır. Mensur şiirin tam tersi. Mensur şiirde ne oluyordu? Düz yazı halinde veriyordu. Fakat şiirsel ifadeler içeriyordu. Manzum hikayeden. Ben yine bu sene soru bekliyordum. Çünkü uzun zamandır sorulmadı. Mehmet Akif'ten ne dedik? Ya manzum hikaye. Fikret'le ikisinin ortak özelliği olan manzum hikaye sorabilir. Ya da Safahat'ın bölümlerini sorabilir demiştim. Safahat'ın bölümleri size gelmedi. Belki ÖABT'de sorulabilir ya da seneye saklanmış olabilir. Yani sorumuzun cevabı Mehmet Akif Ersoy olacaktı. ÖSYM'nin sorduğunda da biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine alınmış olabilir diyor. Zaten küfe kelimesini yakaladığınızda Mehmet Akif'e gitmeniz gerekirdi. Sezai Karakoç'tan evet biz size epey bir şeyler anlatmıştım. Gelebilirdi, gelmedi. İşte dediğim gibi size gelmeyen ÖABT'ye gelebilir. Size gelmeyen askeri sınavlara gelebilir. ÖSYM komisyonu çünkü aynı komisyon. Sorularını sadece nitelikli olarak dağıtıyor. Gelse güzel olurdu ve soru kaçırmazdınız. Başka ne sormuş? Yine derste çözdüğümüz sorulardan biri. Geçen akşam eve geldim dediler Seyfi Baba hastalanmış yatıyormuş. Dış yapı özellikleri baktığımızda şiir gibi değil mi? Fakat bir olay var. Şiir gibi görünüp içerisinde olay varsa buna ne diyorduk? Manzum hikaye. Yani mensur şiir değil. Mensur şiir ise düz yazı gibi görünür fakat şiirsellik içerir. Bunu da Türk edebiyatını en iyi yapan kimdi? Ahmet Haşim.
Yine gazeteler uzun zamandır gelmiyor, gazetelere dikkat edin diye uyarmıştım sizi son dersimizde. Bu soruyu çözmüştük. Buradaki Ziya Paşa ile Namık Kemal'in birlikte çıkardığı Avrupa'da çıkarılan ilk Türk gazetesini sormuş Hürriyet'e. ÖSYM ise Şinasi'nin tasviri efkarını sormuştu. Yine bu soruyu birlikte çözmüştük. Paragrafı vermiş, Tercüman-ı Ahval mukaddimesinden bahsetmiş. ÖSYM'de bunu vermişti. Tercüman-ı Ahval mukaddimesinin önemi neydi? Tercüman-ı Ahval gazetesinin bir ön sözüydü. Ön sözünde kendi edebiyat görüşlerini bize açıklıyordu. Bir de Hürriyet'ten sonra tek başına Tasvir-i Efkar gazetesini çıkaran kimdi? İbrahim Şinasi. Güzel Çiğdem. Bu sene öğrencilerimiz zaten genel olarak zorlanmışlar. Kimse bu kadar kolay beklemiyordu. Aslında kolay demeyeyim de orta zorlukta bir sınav beklemiyordu. Bir de TYT'de gerçekten bazı paragraflar uğraştırıcıymış. Yani ilk okuduğunuzda iki şık arasında kalabileceğiniz çok fazla soru vardı. Özellikle 7-8 tane paragrafta epey zorlamışlar. Çünkü bilimsel makalelerden alınmış. O yüzden ben öğrencilerime hep diyorum, TYT öğrencilerime. Şu andan itibaren ben zaten koçluk yaptığım öğrencilerin hepsine günlük paragraf sorusu yazdım. Önce ellerindekileri bitirecekler, sonra güncel paragraf soruları çözmeniz gerekiyor. Hepsi öyleydi. Evet. Hatta baktım ben sosyalde, tarihte özellikle yani siz felsefe çalışırken biraz stres yapıyordunuz. Hatırlıyorsanız. Ben de size dedim ki felsefeden birkaç tane terim bilin zaten gerisi paragraf gelecek. O yüzden korkmanıza gerek yok. Sadece siz günlük kitaplarınızı okuyun. 24 sınavına girecek olanlar için de söylüyorum. Günlük hiç fark etmez. Polisiye seviyorsan polisi oku. Çizgi roman seviyorsan çizgi roman oku. Tarihi roman seviyorsan tarihi roman oku. Yeter ki okuyun. Çünkü sizin burada göz koordinasyonunuzun, hızlı okumanızın, muhakeme yeteneğinizin gelişmesi gerekiyor. Çünkü ÖSYM'nin 40 tane Türkçe sorusu yetişmiyor. Bazı öğrencilerim de oraya 60-70 dakika ayırdıkları için diğerlerini çok fazla bakamamışlar. Evet, AYT edebiyat bile paragraf sorulmuş. Sadece bir iki tane bilgi vardı. Ama Atatürk'le Tevfik Güret sorusu gerçekten güzeldi. Onu Çiğdem sana dedim ya, doğru yapmışım. Edebi akımlardan da beklediğimizin haricinde sadece tanım olarak sormuş. ÖSYM ne sormuştu? Parnasizm ne? Sembolizmi sormuştu. Yani neydi parnasizm? Şiirde gerçekçilik. Yani bunu kim yapıyordu? Bizde en çok Cenap Şahabettin, daha sonra Tevfik Fikret yapıyordu. Yani tabiat karşısında insanın kendinde yorumladığı değil, tabiatı tamamen tarafsız olarak yorumlamak vardı Parnasizm'de. Daha sonra sembolizm üzerinde çok durmuştuk. Ahmet Haşim'den dolayı. Sembolizm neydi? Mesela doğadaki olayların, gün batımının, gün doğumunun, bir ne bileyim bir akarsunun, bir suyun bizde hissettirdikleri vardı sembolizmde. Sembolizm üzerinde çok durduk, evet. Sembolizmde şiirde gerçekçiliği, parnasizm, realizm, romanda gerçekçilik, parnasizm ise şiirde gerçekçilik. Yani bizde hissettirdikleri değil. Mesela gün doğumu sizde güzel şeyler hissettirirken ben de kötü şeyler hissettirebilir. Sembolizm budur. Parnasizm ise ÖSYM'nin sorduğu sorudan. Parnasizm, realizmin şiirdeki hali. Yani bizde hissettirdiklerin değil. Ne görüyorsak o. Mesela Cenap Şahabettin ne yapıyor? Bir tane yaprağın düşüşüne şiir yazıyor. Onda da yine müzikalite var. Fakat müzikalite sembolizmdeki kadar baskın değil. Müzikalitenin baskın olduğu edebi akım sembolizmdir.
Burada da yine edebi yakınlardan bir sorumuz var. Ona bakmayalım, şuna bakalım şimdi. Şiirin görevi gördüklerin olduğu gibi ve süslemeden verebilmektir. Bunu yine dersimize çözmüştük. Tabiat zaten güzel ve harikulade olduğuna göre onu yapmacık süslerle gizlemek yetersiz. Yani tabiatı süslemeyin diyor. Olduğu gibi yazın dediği edebi akım hangisi? Parnasizm olacaktı. Doğayı duyularımızla algılarız. Şiir düşünceleri değil, duyguları seslenmeli. Çünkü şiir bir şey anlatmak için yazılmaz. Ahmet Haşim ne diyordu zaten? Şiirde anlam aramak eti için bülbülü öldürmeye benzer. O yüzden kapalı anlatımlar yazıyordu. Sembolizmin Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisi zaten Ahmet Haşim'di değil mi? Müzikalite önemliydi. Anlam aranmıyordu. Önemli olan benim şiirimin okuyucuma hissettirdiği diyordu. Hatta Ahmet Haşim'in şiirlerini her okuduğunuzda farklı hisler uyandırır sizde. Mutluyken okuduğunuzda başka bir şey hissedersiniz, anlamlandırırsınız. Hüzünlüyken okuduğunuzda ise farklı anlamlar yüklersiniz. İşte o da sembolizmden gelir. Başka? Bir de son dersimizde bizim genel tekrar derslerimizde üst üste bu soruları çözmüştük. Bu yine bizim kurumumuzun yani Tekuzem'in öğrencilere gönderdiği soru bankasından aldığım soruydu. Ben hatta demiştim ki bu niye üst üste geliyor? Demek ki oradan bir şeyler hissetmişiz. Aynı soruyu defalarca çözmüştük. Şuradan başlayalım sonra ona dönelim. Bu parçada sözde edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Kapsam geçerliği az olan bir de Cumhuriyet şiiriydi. Orada haklısınız. Cumhuriyet şiirinden sadece beş hececiler geldi. Oysa Yedi Meşale'den, Hisarcılardan, Serbest Nazım, Toplumculardan falan çok fazla bahsetmiştik. O konuda haklısınız. Ama şiir içerikleri olarak, paragraf olarak, hatta paragrafları TYT'den daha basitmiş. Türk Yurdu Yeni Mecmuada yayınlayan Peri Kızı ile Çoban Hikayesi kimindi? ÖSYM'de aynı şekilde sormuştum. Nerede sorumuz? O beyaz bir kuştu. Fırtına ve kar Peri Kızı ile Çoban Hikayesi kimin? Orhan Seyfi Orhun. Yani ÖSYM'nin sorduğu soru da yine Orhan Seyfi Orhun olacaktı. Bu da beş hececilerin eserlerini karşılaştırmıştık. Yine Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi kimindi? Orhan Seyfi Orhun. Akbaba Dergisi kimin için çok çok önemliydi Akbaba? Yusuf Ziya Ortaç. Baykuş şiirden tiyatroya çevrilmesiyle önemliydi. Türk edebiyatı için önemli bir eserdi Baykuş. Baykuş kimindi? Halit Fahri, Ozan Soy, Eski Korsan Hikayeleri ve en tanınmış şiirlerinden biri olan Gemiciler. Ben bu sene ya Gemiciler şiirini bekliyordum ya da Beş Hececilerin genelinden bir soru bekliyordum. Gidip neyi sordular? Orhan Seyfi Orhun'u sordular. Bundan sonraki sınavlarda da Gemiciler şiiri gelebilir. Gemiciler şiiri kimindi? Enis Behiç Kolluk. Yani bizim sorduğumuz soruda verilmeyen Faruk Nafiz Çamlıbel. ÖSYM'nin sorularına baktık. Şimdi 2024 edebiyat sınavına hazırlananlar için benim size tavsiyem şimdiden kitap okumalarına başlayın. Hatta sizin okul hayatı boyunca okumanız gerekiyor bunu. Hiçbir zaman kitap okumayı bırakmayın. Bu sizin için eziyet değil, bir hobi haline gelsin. Daha sonra da TYT kısmı içinde, AYT kısmı içinde artık dersin başında da bahsettiğim gibi paragraf, paragraf, paragraf. Yeni nesil soru tarzı dediğimiz bilgi aynıdır. Sadece hikayeleştiriyorlar. Onu da ne yapıyorlar? Paragraf üzerinden yapıyorlar. Elinizde paragraf kitapları varsa çözün. Daha sonra ise güncel olanları çözmeye çalışın. Zaten
Kitapçıda baktığınızda anlarsınız. Artık çok kolay paragraflar gelmez. 2010'lu yıllardaki paragrafları beklemeyin. Biraz daha bilimsel makaleler, biraz daha makalelerden alınan paragraflar sorulur. Onun haricinde yine 2024 sınavından şiir bilgisinden soru çıkacak. Şiir bilgisi için eğer bir yere kayıtlıysanız öğretmenle çalışıp anlatmasını beklemeyin. Zaten şiir bilgisini siz ortaokuldan beri alıyorsunuz. Şiir bilgisinde bir kafiyeyi, redifi, şiir türlerini ya da nazım şekillerini, nazım biçimlerini önden bir çalışın, üzerine pratik yapın. Çünkü kafiye noktasında, redif noktasında bazen zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Seneye yine bu sorulacak, değişmeyecek. Şiir içeriği gelecek, kafiyeden, rediften soracaklar, nazım şekli, nazım biçimlerinden soracaklar. Ay. Sorularımız bu kadardı. Bana sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Çiğdem ve Nurgülcüm, hiç moral bozmayın. Siz güzel sonuçlar alacaksınız. Olacak. Ben sizi göndereceğim. Ben teşekkür ederim dersime. Son ders, son ders diye diye gerçekten bu sondu. 23 sezonu bu son dersimi beklemiyordum ama. Bundan önce yaptığım ek derste son ders demiştik. Yine son dersiniz oldu. Ben sizden kopamıyorum. Teşekkür ederim Çiğdemciğim. Kader bizi bir noktada birleştiriyor hep. Sizin de yolunuz, bahtınız açık olsun. Şu an hiç umutsuzluğa kapılmayın. Özellikle bayramda şu kulaklarınızı kapatın. Sınavım daha açıklanmadı. Ne olacağı belli olmaz diye. Başka bir cevap vermeyin. Önemli olan zaten sıralama. Şu an puan hesaplamaları, arama motorlarında deli gibi puan hesaplamaları yapmanıza gerek yok. Sıralamayla üniversiteye. Takılı kalmayın. O zaman size iyi tatiller. Sınav açıklanana kadar. Sınav sanırım 19 Temmuz'da LGS başvuruları bitiyor. 20 Temmuz'da YKS açıklanacak. Hepiniz için hayırlı olsun şimdiden. Görüşmek üzere. Biz yine haberleşiriz. Çiğdem. Grubu kapatmadık. Onun haricinde zaten özelden konuşuyoruz hep sizle. Özelden de yazabilirsiniz. Tercih döneminde de ben size yine yardımcı olurum. Tamam? Dersime gelen tanımadığım diğer arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. 23 sınavına girenler için inşallah güzel sonuçlar alırsınız. İstediğiniz üniversitelere girersiniz. 24 sezonu içerisinde 24 sezonuna girecek öğrenciler için de yine biz kurum olarak yardımcı olacağız. Ücretsiz tanıtım derslerimiz olmaya devam edecek. Onun haricinde kurumumuza yazılmak isteyenler için de aşağıda zaten iletişim numaramız var. Her türlü öğrenci işleri ve rehberlik servisimiz yardımcı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.